arkadaşlar, herkese merhaba. Hep anlatıyoruz veya anlatıyorlar ya, Türkiye'nin en iyisi bende, şu var, bu var vesaire var. Yani artık ben anlata bıktım, söyleye bıktım ama bu arkadaşlar yorum yapa bıkmadı bazı şeylere. Biz her şeyi kanıtlı, ispatlı, görselde söylüyoruz ve insanlara devamlı şunu söylüyorum. Gelin canlı görün. Şu an kamerada gördünüz, videoda gördünüz, fotoğrafta gördünüz. Hiçbir evlatla hiçbirinin alakası yok. Canlı gördüğünüz zaman ya abi bu mu ya kardeşim bu mu diyorsunuz zaten otomatikman. Burada da ufaktan bir anekdot geçeyim. Batı ve Titan. İkisi de benim kendi üretmiş olduğum yavrular. A batını, Z batını, C batını vesaire batını diye anlatmıyorum. Çünkü buradaki olay şu. Titan Zeus. Bir Bonito oğlu, bir Bonito klasiği. Bonito ve Angel yavrusu. Birinin adı tamamen anlatan, ortam hazır olan ve basışları muazzam olan bir yavrumuz. Şu anda 19 aylık. Selahattin abimize sahiplendirmiştik bu yavruyu ve Selahattin abimizin müthiş bakımı, açık konuşayım hep diyorum %50 gel, %50 bakım, Selahattin abimizin de Titan Zeus'a muhteşem bakımı gerçekten Titan'ın olması gerektiğinden bir kademe üste getirdi. Ama burada kendi genimizi de sağa sola atacak değiliz. Muazzam bir yavru ürettik, muazzam bir kafa ürettik, muazzam bir kanekorsu ürettik arkadaşlar. Kangal değil, Labrador değil. Hepsi farklı ırkların köpekleri. Ama bizim ürettiğimiz tam bir kane korso. Olması gereken kane korso. Bizim hayal ettiğimiz bir kane korso. Bir iş yapacaksanız önce bir hayal kurun. Hayal koyun önünüze. Hayali koyup o hayal etrafında dönersiniz. Ve o hayale ulaşmaya çalışırsınız. Ben de o hayale açık konuşacağım. Batı'da ulaştım. Çünkü bütün hayalim tamamen ve tamamen kısa mazul üzerineydi. Nasıl kısa mazul üretebilirim? Nasıl kısa mazul olabiliriz? Nasıl hem kısa mazul olup hem iskelet olarak muazzam bir yavru üretebilirim derken Batı'yı ürettik. Batı'da gördüğünüz gibi kısa mazulu tamamen kendisi anlatıyor. Bakışlarından, kafadan, duruştan, her şeyden ve o iskelete rağmen, o kalınlığa rağmen bir Bonito oğlu, Bonito ve Vairo oğlu ayrıyeten Batı ve o iskelete rağmen muazzam bir duruş var ve muazzam bir güç var. Gördüğünüz gibi iki yavrumuz da kendi üretimimiz, bizden çıkan yavrular ve bize tekrar gelen yavrular. Buradaki en önemli olayımız şu arkadaşlar. Biz hiçbir zaman ya ben sen buradan köpek almam, ben bundan almam. Bizim için iyi olan, kaliteli olan, bizim kendi kanalımıza, çiftliğimize artısı olacak. Üretici ismi önemli değil, şahıs önemli değil, kimse önemli değil. Katkı sağlayacaksa herkese kapımıza çıktır, herkesten yavrusunu alırız, herkese yavrumuzu veririz. Ama doğru ve dürüst insanlara, bu işe emek veren insanlara, bunlara sadece ticari gözle değil, evlat olan bakan her insana kapımıza çıktır. Burada bir parantez açıyorum ve az sonra çiftliğimizin kralı geliyor, Zagor geliyor. Bunlar bizim üretimimiz Zagor SLK'da. Yurt dışı üretimi. Gerçekten muazzam bir üretim. Onu da biliyorsunuz kanalımıza dahil etmiştik. Artık onunla ilgili çok büyük projelere imza attık. Yakında o çalışmalar da başlıyor. Zagor SLK ile geliyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar star dedik. Starımız geldi. Yalnız bizim Batımız da bir star. Titanımız da bir star. Bugün çiftlikte olmayan Yogi'miz de bir star. Bonito'muz da bir star. Açık konuşalım. Biz Kane Corso'yu anlatırken hepsini anlattık. Yani Kane Corso'da muzzle'ları, boyutları, olması gerekenleri copy paste yapmadan bilgimizle, donanımımızla ve yaşadıklarımızla her şeyimizi de anlattık arkadaşlar. Ama Zagor bambaşka bir şey. Şu an gördüğünüz Zagor değil, bu kadar net diyeyim. Çünkü hep diyorum bazı şeyleri canlı görmek lazım. Fotoğrafla değil, videoyla değil, canlı görmek lazım. Canlı gören her arkadaşında ağzından çıkan
İlk cümle şu oluyor, fotoğraftaki Zagor bu değil değil mi abi? Evet bu arkadaşlar. Videodaki Zagor bu değil değil mi? Bu arkadaşlar. Zagor gerçekten fotojenik mi değil diyeyim aslında bu çocuğa bilmiyorum. Fotojenik bir evlat değil. Ama canlı gördüğünüz zaman aşık olabileceğiniz ve Türkiye'de bunu net bir şekilde diyorum. Biz belki daha iyisini getirene kadar şu andaki Türkiye genelindeki korsolarda biz daha iyisini getirene kadar en iyisi diyorum. Bunu net bir şekilde diyorum. Çünkü Batı daha ufak, Titan daha ufak. Onlar inşallah iyi olacaklar ama Zagor bizim number one'ımız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Type olarak hep söylüyorum. Orta muzzle'lı bir aslanımız Zagor. Kan hattını artık anlatmak istemiyorum. Kan hattına takılmıyorum da. Ama Zagor Türkiye'ye belki gelmiş ve geçmiş. Bakın gelmiş ve geçmişteki en iyi korsolardan. Hem standart olarak hem yapı olarak. He diyecekler ki bana bazı arkadaşlar var. Abi standart diyorsun da Zagor için 71 santim diyorsun. Şu anda Kane Corso'da standartlar 70 değil 68 santim. Neden öyle diyorsun? Zaten Zagor 68 santim olsaydı Türkiye havaalanına giriş yapmazdı arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde size söyleyeyim. Çünkü kafayı oynayacak bir evladımız. Çok üst segment bir evlat. Ve ondan aldığımız yavrularda da zaten bunu kanıtladık. Bunu gördük. Alan arkadaşlarla devamlı telefon kontağımızda da bunu netleştirdik. O yüzden starımız Zagor'la ilgili büyük çalışmalara bu ay itibariyle çok büyük çalışmalara imzayı attık. Bazı sponsorlarla da görüştük. İsim vermeyeceğim şu anda, reklam yapmayacağım. Çünkü tamamen bazı şeyler netleşmesini bekliyorum, imzaların atılmasını bekliyorum. Ve Zagor'la bazı şeyleri, Türkiye'deki Kane Corso'yu çok yukarıya taşıyacağız kısmetse. Ve bomba transferlerle de yolumuza devam edeceğiz. Bugünlük böyle olsun diyeceğim ama Zagor yanımdayken konuşasım geliyor, anlattıkça anlatasım geliyor. Bu işin nirvanası Zagor, ben değilim Zagor. Gerçekten bizi biz yapan, gerçekten evlatlarımız. Biz isim olarak arka taraftayız. Biz sadece dürüstlüğümüzle, kişiliğimizle ve karakterimizle konuşuruz. Ama onlar gerekeni yaparlar. Zagor'dan bezi sevenlere ya da sevmeyenlere herkese selam olsun diyorum. Kapanışı da Zagor'la yapıyorum. Zagor'u da İstanbul'daydım ama Türkiye'den, her yerden gelen arkadaşlarımız var görmek için. Ve gördükleri zaman o demin dediklerimi diyorlar. Ve Zagor'dan bu saatten sonra herkese selam olsun. Seven ya da sevmeyen herkese aslan oğlumuzdan selam olsun diyorum. Konuyu kapatıyorum.